Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün herkesin merakla beklediği o videoyu çekiyorum. Bugün 1000 soru çözüyorum. Daha önceden bir gün içerisinde 600 soru çözmek adında bir videoyu yayınlamıştım. Ve o videoda eğer bu videoya 10.000 beğeni gelirse bir gün içerisinde 1000 soru çözeceğim demiştim. O videoya anlık olarak 14.000 beğeni geldi. Ben de bugün sizlere verdiğim sözü tutuyorum. Bir gün içerisinde 1000 soru çözmeyi deneyeceğim. Normalde bu videoyu daha erkenden çekmeyi planlıyordum. Ama araya Ramazan girince bu videoyu ertelemek zorunda kaldım. Çünkü aç açta 1000 soru çözülmez. Öncelikle bugün hangi kitaplardan soru çözeceğim onları göstermek istiyorum. İlk olarak yanımda okulumuzun bizlere verdiği Türk Dili ve Edebiyat dersinden modüler soru bankası var. Bu neymiş? 3. modülmüş. Ardından Karakök yayınlarının tarih var. 9. sınıf soru bankası. Bir diğer kitabımız ise Tonguç Akademi'nin tak fizik kitabı. Son kitabım da yine Tonguç Akademi'nin tak edebiyat kitabı. Bugün 4 farklı kitap belirledim. Bu videoyu çekmek tüm günümü alacak diye tahmin ediyorum. Çünkü 1000 tane soru çözeceğiz. Bence hiç vakit kaybetmeyelim ve direkt olarak soru çözmeye başlayalım. Ben ilk olarak Karakök Tarih kitabından sorular çözmek istiyorum. Şimdi Karakök Tarih çözelim. Çalışmaya başlamadan önce sizlere çok kısa bir duyurum olacak. Yeni bir site kurduk arkadaşlar. İsmi hesaplasana.net. Bu site içerisinde aklınıza gelebilecek bütün hesaplamaları yapabilirsiniz. Vücut kitle indeksi, alan hesaplama. Bütün hesaplamalar bu sitede olacak. Şimdilik 15 farklı hesaplama ekledik ve eklemeye de devam ediyoruz. Özellikle eklememi istediğiniz hesaplamalar varsa yorumlar kısmında yazarsanız sevinirim. Hesaplamaya dair bütün her şeyi bulabileceğiniz bu siteye ulaşmak için web tarayıcınıza hesaplasana.net yazmanız yeterli. Şimdi biz ders çalışmaya başlayalım. Çalışmam bitti. Yaklaşık 1,5 saattir tarih dersinden sorular çözüyorum. Yaklaşık olarak 200 tane soru çözdüm. Biraz hızlı çözdüm, bunun farkındayım. Çünkü çözdüğüm bütün sorularda hızlı olmaya çalışıyorum. Bir gün içerisinde 1000 soru çözmek zor. Bu nedenle hızlı olmam gerekli. 600 soru çözmek videosunda nasıl olsa çözerim diye biraz yavaş davranmıştım ama bunda olabildiğince hızlı olmaya çalışacağım. Şimdi sadece 5 dakikalığına bir ara vereceğim. Aranın ardından da edebiyat dersinden sorular çözmeyi düşünüyorum. Şimdi ben araya gidiyorum. Thank you.
saatin ardından hepinize merhaba. Normalde edebiyat dersi çalışmayı düşünüyordum ama ben fizik dersine geçtim. Ondan sonra da hem hızımı almışken de biraz da biyoloji çözeyim dedim ve biyoloji dersinden de sorular çözdüm. İlk olarak fizik dersi çalışmıştım. Bu arada bu sorularımı da yazıyorum. Fizik dersinden toplamda 158 soru çözdüm. Biyoloji dersinden de 142 soru çözdüm. Hem de 2,5 saatte. Bazı arkadaşlarımız bir soruya 1 dakika vererek düz bir hesap yapıyor ve o kadar soruyu nasıl çözdün diye bana soru soruyor. Arkadaşlar öyle bir hesap çok saçma gerçekten. Çünkü biyolojideki bir soruya 1 dakika verilmiyor ki. Bazı sorulara 10 saniye verdiğimi biliyorum ben. Mesela bu soru okulda hocamız çözdürmüştü. Çözdürmüştü dediğimde aynı tarz sorular. Aynı soru değil ama aynı. Benzer soruları daha önceden çözmüştüm. Bu nedenle böyle düz bir hesap yok. Zaten çözülecek 1000 soru olduğu için olabildiğince hızlı davranmaya çalışıyorum. Şimdi yaklaşık olarak yarılamışız. Bir 30 dakika ara vermeye düşünüyorum. Çünkü 500 soru çözdüm ve kafam artık şişmeye başladı. Bir 30 dakika ara vereceğim. Ardından hangi ders çalışsam? Şu an yine karar vermiyorum ama muhtemelen yine biyoloji çalışasım var. Biyoloji dersini seviyorum. Yine bu kitaptan sorular çözeceğim. Ve yavaş yavaş da masam dağılmaya başladı. Görüyor musunuz bilmiyorum ama zaman ilerledikçe masam da dağılıyor. Şimdi ben araya gidiyorum. Aradan döndükten sonra yine biyoloji çalışırız. Arkadaşlar biyoloji çalışmam bu şekildeydi ve yavaş yavaş gözlerim ağrımaya başladı. Çünkü sabahtan beri kaç soru çözdüm hemen bir hesap yapmak istiyorum. 720'ye yakın soru çözmüşüz arkadaşlar. Önceki videoda 600 çözmüştük ve 8 saatte çözmüştüm ben. Ama bu videoda biraz daha hızlı davranıyorum. Bu 720 soruyu yaklaşık olarak kaç? 6 saatte falan çözdüm. Ama bu videonun çekimleri tüm günümü aldı öyle söyleyebilirim. Daha 700 sorudayız. 1000 soru çözeceğim diye söz vermiştim. Şimdi ben edebiyat dersine geçmek istiyorum. Yoksa bu soru sayısı tamamlanmayacak. Bundan sorular çözmeyi planlıyorum şu anda. Şimdi yaklaşık olarak bir 5 dakikalık ara vereceğim. Bu arada bir şeyler atıştırmayı planlıyorum. Şimdi ben araya gideyim, ardından çalışmaya başlayalım. Çalışmam bitti. Videoya başladığımdan beri toplamda 8 saat geçti ve yavaş yavaş da hedefimize ulaşmaya çalışıyoruz. Çok az bir soru sayımız kaldı. Ben bu soru sayısını tarihle tamamlamak istiyorum ya da edebiyat mı çözsem? Bilmiyorum. Muhtemelen biraz edebiyat çözeceğim, ardından tarihe geçeceğim. Şimdi yine bir 5 dakikalık ara vermek istiyorum çünkü çok fazla yoruldum. Edebiyat özellikle beni çok fazla yoruyor. Çünkü genel olarak çözüm sorular dil bilgisi sorularıydı. Paragraf soruları değildi. Dil bilgisi soruları da yoruyor insanı. Şimdi 5 dakikalık ara vereceğim. Aranın ardından da tarih çalışacağız. Evet,
tarih çalışmam da bitti. Tarihten yaklaşık olarak 102 tane soru çözdüm. Önceki soru sayımız 918, hemen 102'yi de ekleyelim. Toplamda 1020 soru çözmüşüz bugün. Bu gerçekten güzel bir başarı. Bu çözdüğüm soruları matematik dersinden çözseydim bu kadar hızlı bir şekilde çözemezdim. Bu nedenle ben bugün çözeceğim dersleri daha hızlı çözülebilen derslerden seçtim. Çünkü bir gün içerisinde 1000 soru çözmek lazımdı. Ama yine de bu derslerde önemli tarih, edebiyat veya biyoloji. Özellikle biyoloji dersinde çoğu arkadaşımız zorlanıyor, yavaş çözüyor. Ama ben biyoloji dersinde çok hızlı çözdüğümü düşünüyorum. Yaklaşık olarak 10 saatte çekimdeyim ve kameraya kaydedemediğim daha birçok görüntü var. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Benim için gerçekten çok zorlayıcı bir video oldu. Bu videonun ardından da hemen direkt yatağıma yatıp uyuyacağım. Çünkü 10 saattir soru çözüyorum. Gerçekten çok yorucuydu. Bu arada görüyor musunuz bilmiyorum ama masam da çok fazla dağıldı. Bir de burayı toplaması var. Eğer bu videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolara kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.